Vay vay vay. Acayip şimdi ne olacak ha? Bırakın konuşmayı da hadi. Herkes yatağına. Yemin ediyorum var ya, elinize kolunuza sağlık. Yani siz olmayaydınız bu düğün zor olurdu. Yok be kardeşim. Ne güzel eğlendik işte. Hep beraber mutlu mutlu değil mi? Doğru diyorum valla. Gerçi biraz erken layın bitti ama kusura kalmayın artık. Olur mu canım? Asıl siz bu tatsızlıkları fazla kafanıza takmayın. Ya iyi düğünle Muhsin Usta nasıl kafaya takmayak yine bunu? Ben hayatımda dezen böyle görmedim kardeşim ya. Bütün el alemin diline maskara oldular ya. Herkes şimdi bunları konuşacak. Çok ayıp oldu çok. Hadi bakalım. Sabah ola hayrola. Sen de yengeyi fazla bekletme Ramazan. Hadi bakayım hadi. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kardeş, sağ olasın. Hadi eyvallah usta. İyi. Hayırlı olsun Pakize bacı. Sağ ol Ahmet. Şşt, damat geliyor. Pakizem, karıcığım, evimize gidek mi? Sen azıcık dur hele kocacığım. Ben önden gideyim, sen sonra gel, olur mu? He, olur. Sağ olun kızlar, ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun bacım, ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ramazan, başın bağlandı. He. Hafız. Benim hayatımda ilk defa bir ailem oluyor biliyor musun? Pakize, şimdi sen benim karım oldun değil mi? Öyle oldu. Yemin ediyorum var ya, hani rüya gibi. Söyleseler inanmam ha. Neye inanmıyorsun? Ya şimdi, yani... deseler yine Pakize senin karın olacak. Senin gibi böyle yiğit, mert, akıllı... dünyalar güzeli bir kadın. Zalalı'nın karısı olacak. Ya yemin ediyorum sana bir şey diyeyim mi Pakize? Rüyada gibiyim biliyor musun? Hani böyle sen gözümü kapasam... böyle yok olacakmışın gibi. Rüya değil Ramazan, gerçek. Hiçbir yere kaybolmayacağım. Bundan böyle rüyası da gerçeği de bir ikimiz için. Sen benim kocamsın. İşte o kadar. Ne güzel söyledi kız öyle. Hadi şunu çöz artık. Tamam. Gel. Düğmelerini de çöz bari de biraz rahat edeyim. He. Çözüm.
Delirdin mi sen Halide? Kendini de beni de nasıl böyle rezil edersin Halide? Artık seni tanıyamıyorum. Söylediklerini, yaptıklarını aklın alıyor mu? İnsan içine nasıl çıkacağız Halide? Nasıl bakacağız el alemin yüzüne? Haysiyetimizi iki paralık ettin Halide! Gülle'ye nefretin bu kadar mı delirtti seni ha? Şerefimizi yerin dibine sokacak kadar mı delirtti seni? Söylesene ha! İnsan hayatta bir kere sevdalanır, öyle mi Kemal? Ancak ben ölünce içimden çıkarsın diye yazmışsın. Bak, bu çok eski bir mektup, tamam mı? O halde niye hala burada? Niye hala aramıza giriyor geçmişin? Halide! Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Abimden, çiftliğimden, itibarımdan. Karşılığı bu mu? Halide yeter. Niye orada herkesin içinde soruma cevap vermedin? Hayır Halide, yalnız seni seviyorum diye niye söylemedin? Halide yeter. Sebebini ben biliyorum çünkü sen hala o kadar... Yeter! Yeter! Sonradan pişman olacağın laflar etme Halide. Parandan da, itibarından da, çiftliğinden de vazgeçip buraya gelen sensin. Ve kendi isteğinle gidebilirsin. Anladın mı? Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Hala o kadını seviyorsan Kemal, içinde küçücük bir parça bile. Doymadın değil mi? Yetmedi aldıkların. Halide. Bırak. Önce abim, fabrikam, çiftliğim, yeğenim. Şimdi de kocama mı göz koydun ha? Söylesene. Sevmiyorum desene. Halide gitmiş. Bavulunu da almış. Nasıl yani? Nereye gitmiş? Elmandadır. Git al getirsene. Gidemiyorum. İçimden gelmiyor işte. Ne yapmayı düşünüyor peki? Bilmiyorum Ahmet. Halide çok değişti. Gelmeyecek. İsteseydi gelirdi şimdiye kadar. Evde olmadığımı anlar anlamaz gelirdi, alır götürürdü beni. Demek ki umurunda bile değilim Neriman. Yapma Halide. Belki biraz sakinleşmeye, kendini toplamaya çalışıyordur. Sen de biraz sakin olmaya çalışsan ha? Madem öyle, ben de daha fazla beklemeyeceğim artık.
anlayamıyorum Ahmet. Tamam. Haklısın. Halide hatalı. Ama mektubu okumuş diyorsun. Belli ki seni kıskanmış. Sen de sessiz kalınca bardağı da şıra son damla olmuş. Halide ile evlendim diye bütün geçmişimi silemem ki. Yazdıklarımı nasıl inkar edeyim? İyi de o sana geçmişini zaten inkar et demiyor ki. Hala onu seviyor musun diye soruyor. Hayır desem mesele kalmayacak. Hayır desem de bir şey değişmeyecek. En azından benim için. Kemal. Hala onu düşünmüyorsun değil mi? Halide ile aranız kötü diye aklına yanlış şeyler gelmiyor değil mi kardeşim? Bak, Güllü eskide kaldı. Haklısın kardeşim. Güllü eskide kaldı. Güllü oldu Serap Hanım. Artık bir çocuğu var. Çiftliği, fabrikası var. Ama bazen Serap'a baktığımda Güllü'nün gözlerini görüyorum. Sanki hiç değişmemiş gibi. Yine öyle gözlerimin içine bakıyor. İşte o vakit aklım yerinden oynuyor Ahmet. Belki de sadece Halide değişmemiştir ha. Belki sen de değişmişsindir Kemal. Halide'nin sevgisi sizi bir arada tutmaya yetmiyor ha. Cemşir efendi, hayrola? Kira için geldiysen daha ay başına 10 gün var. Yok, onun için gelmedim. Başka bir şey isteyecektim de. Benim evde rakı bitmiş. Yok yani, sen de varsa eğer. Şişt, Cemşir efendi, rakının benim evde ne işi var? Bana bak, kabak. Çok kötüyüm. Öyle olmasaydı dayanmazdım kapına. Geç. Otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Rica ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Mersi. Buyurun. Adana'nın bu kadar keyifli bir yer olduğunu bilseydim aylar önce gelirdim. E nihayet buradasınız. Ben de elimden geldiğince telafi etmeye çalışırım. Dilerseniz hemen yemeğe geçelim. Soğumasın. Hı-hı. Seyyar abacısının için kavurga dolması yapmış. Çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Keşke arar kız söyleseydik. Ya bak güzel, sen niye onunla öyle cebeleşin ki ne? Sen onunla cebeleşene kadar yemek soğuyacak kızım. Rahat rahat yesene ya. Ya vallahi doğru söylüyorsun. Ben de zaten insanlar niye bu kadar kendilerini zora koşarlar anlamıyorum ki. Ama şöyle. Dün olanlardan sonra aklım Güllü'de kaldı. He, doğru diyorsun. Benim de dezzem. Yanına gitmeye korkuyorum yemin ederim var ya. Güllü bana hakkımı verdi ya, çok kızdı. E ne yapayım, ben de ağırmaya mıydım ya? Ramazan.
Yarın çiftliğe gidelim diyorum. Ben Güllü'yü görmüş olurum, hem de teşekkür ederse. Olmaz mı? Allah Allah, niye teşekkür ediyorduk yine? Sadaka mı verdi? Hakkı mı verdi? Ya orası öyle ama istemeseydi vermezdi. Hem mahkeme bile vermediydi. Ey tamam giderik. Ama bak Pakize, bana bir şey yapar, bir şey derse yemin ediyorum lafımı esirgemem. Bak yemin ediyorum. Yok yok, Güllü öyle şey yapmaz. Hem husumetimiz bitsin diye düğüne geldi. Sen de artık uzatmasan. Ya Pakizem, uzatmam da ben. Öyle bir beddua ettim ki geri dönemem vallahi. Ya Ramazan, hatırım için. Senin hatırını yerim ben. Yarın yumuşak ol, tamam mı orada? Yumuşak mı olurum? Ne yumuşak olacağım kızım ben? Adam gibi geçer otururum. Allah Allah. Yani ayıp bir şey demezsin diye diyorum. Tamam tamam, demem. Aslında bilirsin, ben bu meredi ağzıma koymazdım eskiden. Ama ne demiş Hayyam? Hayyam? Gül de, şarap da bilene güzel gelir. Sarhoş olmayan için sarhoşluk nedir? Cep boş, gönlü dolu olmayan kişi her şeyden geçmenin tadını ne bilir? Gönül kapısını açmakta anahtardır bu meret Cemşir. Fedakarlığın da, sevginin de, kaderin de, kısmetin de, derdin de, dermanın da her şeyin anahtarıdır. Söyle bakalım, senin derdin nedir? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hamza. Hamza öyle bir batağa düşmüş ki hafız. Hani hükümet salsa mahpustakiler devirecek. İşte benim derdim bu. Anladın mı? Ya kime bulaşmış ki ne? Ozan kasabı. Ozan kasabı? He ya. Oğlanı sindirmek için ağzını burnunu kırmışlar hafızda. Hava bizim oğlan. Öyle metin. Öyle cesur. Yarından hiçbir ümidi kalmamış. Sanırsın öldürsünler diye ayak diretiyor. Ama benim elim kolum bağlı hafız. Buradan oraya ne yapabilirim ki hafız? Ya bir hal çaresi bulunur elbet Cemşir. Hay ya. Cemşir. Ha. Bak ne geldi aklıma. Bizim Ramazan'ın içeriden tanıdığı bir İbrahim vardı. Geçen hafta çıktı. Onun içeride böyle fiyakası varmış. Eli kolu uzundur. Bir onu bulak, tanışak. Hala olur mu dersin? Sabah ola, hayrola. Hele bir sabah olsun. Ramazan'a söyleyelim. İbrahim'in bir izini bulalım. Gelsin Allah kerim. Müsaadenizle. Lavabo ne tarafta acaba? Gülizar, Seher Hanım'a yardımcı olur musun lütfen? Halide Hanım bu akşam bize uğradı. Öyle mi? Sizinle arasını düzeltmek istiyor herhalde. Mesele sizinle alakalı. Teklifini hala geçerli olup olmadığını merak ediyormuş. Ne teklifi? Bana bir vasiyetten bahsetti. Eşinden boşanması halinde gelirlerin dörtte birini vermeye hazır mısınız? Kemal'den boşanacak mıymış? Teklifin geçerliliğini teyit etmek istediğine göre. Serap Hanım,
Bu vasiyet noterden onaylanmış mıydı? Hayır. Bu sadece Muzaffer'in bir mektubuydu. O halde yasal olarak hiçbir geçerliliği yok. Muzaffer'in arzusunu yerine getirmek benim boynumun borcu. Halide bunu her ne kadar hak etmese de. Peki o halde teklifiniz bu durumda hala geçerli mi? Buna teklif demek doğru olmaz Orhan Bey. Bu Muzaffer'in bir isteğiydi sadece. Ama eğer boşanacak olursa, evet, gelirlerin dörtte birini alacak elbet. Bana kalırsa bir kez daha düşünün. Tüm gelirlerin dörtte birini Halide Hanım'a vermekten bahsediyorsunuz. Bu oldukça yüksek mi meblağ? Bunda düşünecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu Muzaffer'in isteği. Benim kararım değil. Anlıyorum. Şekerim, antikaların şahane. Benzerlerini İtalya'da görmüştüm, değil mi Orhan? Çok zevklisin. Muzaffer'in zevki. Çok düşkündü böyle şeylere. Tabii ya. Ay! Ne acayip bir kadın bu ya. Yani burnu kaftanda ama resmin kulağa dayamış kapıya. Evet. Kapıları dinlemekten geri düşmüyor maşallah. Tövbe estağfurullah. Esat'tan kapı mı dinliyormuş? Vallahi ben bu yaşıma kadar ne böyle bir şey gördüm, ne işittim yani. Ben daha içeri gitmesem kadın resmen dinlemeye devam edecek ya. Var ya, ben hiç haz etmem böyle şeylerde. Çok ayıp ya, çok ayıp ya. Ama Allah var, sen hiç böyle bir şeyler yapmazsın, değil mi? Sen bu gece yine Adana'ya gideceksin mi Reşit Efendi? Sana ne? İster giderim, ister gitmem. Tövbe tövbe. Evli barklı adamın gece yarısı dışarıda işi ne? Günah. Hele bir git. Vallahi gözünü oyarım senin. Ay tüh ya. Gidemeyeceğin mi yoksa? Yazık. Niye gidemeyecekmişim ya? Ben bu çiftliğin çiftçi başı değil miyim? Kimseye hesap verecek değilim. Oh! Adana akşamları da bir keyifli oluyor ki. Oh. Vur çatlasın, çal patlasın. Oh. Bütün gece burada sizinle oturacağım ha. Gider orada iki lafın belini kırarım ya. Allah Allah. Hadi iyi geceler. Oh, oh. Hadi bakalım. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.